Geçtiğimiz yıllarda en karlı yatırım aracı denildiğinde akla ilk gelenler arasında taksi plakası da vardı. Ancak şimdi plaka fiyatı da getirdiği aylık kazançta evin değerinin altında kaldı. Plakalarının hak ettiği değeri bulamadığını belirten taksiciler, plakaları zamanında ev arsa satarak almıştık. Şimdi o gayrimenkuller 10 milyon lirayı aştı. Keşke plaka yerine konut ve arsa alsaydık diyor. En karlı yatırım aracıydı. Alması imkansızdı. Plakası olan en zenginler arasındaydı. Ancak ev fiyatları plaka fiyatlarının tahtını salladı. Şu anda Türkiye'de en ucuz taksi plakası. Son yıllarda ev fiyatları yükselişe geçti. Özellikle de 2022 yılında ev bulmak imkansız hale geldi. Olanların da fiyatı kat be kat yükseldi. Binanın yaşına göre, yılına göre değişiyor ama ortalama %60 ile %120 oranında bir artış söz konusu. Burası İstanbul Beşiktaş'taki bir daire. Buranın geçen seneki fiyatı 2,5 milyondu. Şu anki değeri ise tam 7 milyon. Geçen sene bir taksi plakasının değeri 2,5 milyondu. Bu sene 3,5-4 iniyor çıkıyor. Taksi plakalarının değeri ev fiyatlarının çok üstündeydi. Ancak şu anda durum değişti. Ev fiyatları taksi plaka fiyatlarını geçti. Durum kar oranında da aynı. 7 milyonluk evin aylık kira getirisi ortalama 15 bin lira. Taksi plakasının aylık getirisi ise bu rakamın çok altında. Taksinin geliri de 9-10 milyon. Sen onlar bazıları atıyorlar 15 milyon. Plaka şudur, bunlara hiç inanmayın. Yani daire mi iyi, bu mu iyi? Daire iyi. Ama bir daireyi kiraya verdiğin zaman garanti. Her ay 15 milyon bankaya yatıyor. Kranı yok. Bir araba eskidiği zaman 3-5 sene sonra araba eskiyor. 500 bin lira çöp atıyorsun. Dairede öyle bir şey yok. Geçtiğimiz yıllarda elindeki parayla taksi plakasına yatırım yapanlar büyük pişmanlık yaşıyor. 10 yıl önce bir plaka 3 tane daireyi rahatlıkla alabiliyordu. Ama şu an bir plaka bir daireyi alamaz duruma geldi. Değerli izleyenler, İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı. 5 adreste operasyonlar gerçekleştirildi. Çok sayıda amfora ele geçirildi. Peki operasyonun kapsamında başka neler vardı? Hemen TV100 muhabiri arkadaşımız Devrim Tosunoğlu'na dönelim. Detayları ondan alalım. Devrim. Gizem Çetin, Roma ve Helenistik dönemlerine ait amforaların bazı depolarda depolandığı ve satışa sunulduğu bilgisi üzerine kaçakçılık suçlarla mücadele şube ekipleri Beykoz Kavacık'ta 3 adrese operasyon düzenledi. Biz o operasyonlardan bir tanesindeyiz. Şimdi işte bu amforalar kaçakçılık şube ekipleri tarafından detaylı olarak inceleniyor. Adeta burası bir kap deposu diyebiliriz. Koruma kaplarında kullanılan büyük amforalar yer alıyor. İşte kaçakçılık şube ekipleri şu an orada denetimlerini sürdürüyorlar. Burası oldukça çok sayıda fazla kaplar var. Bunların arasında amfora yok mu, var mı yok mu? Onlar inceleniyor kaçakçılık ekipleri tarafıyla. Arkeoloji Müzesi'nden müze görevlileri de aslında burada. Bu depo oldukça büyük bir alanda. Antik dönemlerdeki deniz savaşlarında batan o gemilerden elde edilen amforalar, geniş gövdeli, dar boyunlu, boğazlı, sivri dipli, pek çok biçimsel çeşidi de bulunan bunlar amforalarda zeytinyağı, sıvı maddeler taşınabiliyor. Ya da tahıl koymak veya korumak için o amforalar kullanılıyor. Ticaret rotası olan Karadeniz ve İstanbul Boğaz alanlarında balıkçılar tarafından bulunup gün üzerinde çıkartılıyor bu amforalar. Ama bu antik değeri bulunan amforalar tarihi eser merakları tarafından adeta yağmalanıyor diyebiliriz. İşte bu amforalar villa, yalı, lüks restoranlarda dizayn için tercih ediliyor. Bazı amforalarında 50 dolarla 100 dolar arasında yurt dışına gönderildikleri iddialar arasında. İşte bu son dönemlerde yine TV100'ün bizim ekrana getirdiğimiz bir operasyon vardı. Amfora operasyonu. Balıkçıda, lüks bir balıkçıda amforalar bulunmuştu. İşte o operasyonun devamı aslında bu operasyon. O balıkçının satın aldığı amforalar bu depolardan birinde alınmıştı. Sabah yayınımızı yaptığımızda orada tarihi eser değerinde başka malzemeler de çıkmıştı. İşte Osmanlı dönemine ait tarihi malzemeler de çıkmıştı. İşte kameraman arkadaşım Samet Yazıcı gösteriyor. Bunlar işte saklama kapları, aslında burada çok sayıda var. İşte bunların arasında amfora var mı? Tarihi değeri olan amfora var mı yok mu diye. O incelenecek. İşte son zamanlarda lüks restoranlarda veyahut da eğlence kulüplerinde bu amforaları görebiliyoruz. Süs için kullanılıyor. İşte kaçakçılık şube müdürlüğü ekipleri bu amforaların yerlerini
tespit ettiler. Beykoz'da 3 adrese sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Baskın operasyonunda arama çalışmaları devam ediyor. Olay operasyonla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkeze bırakıyorum.